Merhabalar, evinizin ücretsiz beyaz eşya tamiri kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Bendeniz evinizin ücretsiz teknisyeni Nurullah Zengin. Sizlere her zaman olduğu gibi beyaz eşyalar hakkında bilgi vermeye devam ediyorum. Öncelikle aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Sizler bizlere destek oldukça bizler de bu tarz videoları çekmeye devam edeceğiz değerli takipçiler. Yaklaşık 2 yıldır sizlerle video çekiyoruz. Sizlerin desteğiyle belirli bir seviyeye geldik. Buradan sizlere çok teşekkür ederim. Şimdi hep birlikte görmüş olduğunuz gibi Altus marka bir makinem var yanımda. Arçelik, Beko, Altus, bu 3 firma aynı, 3 marka aynı fabrikada üretildiği için hepsi birbiriyle aynı. O yüzden sizlere bu makinemde göstereceğim. Bu işlemi, yapacağımız işlemi 3 markada da yapabilirsiniz. Birbirine benzer zaten. Bugünkü konumuz değerli takipçiler, Arçelik Beko Altus bulaşık makinelerimizde test programına nasıl girilir? Makinamızda bir arıza var mı? Bunu nasıl test ederiz? Veya siz evinizde makinenizde arıza olduğunu düşünüyorsanız bu şekilde test programına girerek makinenizi test edebilir. Servisi çağırmadan önce ben test programına girdim, şu şekilde bir hata verdi diyerek onları uyarıp gerekli parçalarla gelmesini sağlayabilirsiniz. Veya da yapılacak basit bir şeyse kendiniz de yapabilirsiniz değerli takipçiler. Şimdi hep birlikte makinamıza odaklanalım. Nasıl yapıyormuşuz görelim değerli takipçiler. Ana ekranımıza geldik. Makinamızın ön panosunda görmüş olduğumuz gibi açma kapatma şalterimiz, başla beklet tuşumuz ve program düğmemiz var. Şurası da yarım yük. Burayı şu an kullanmayacağız. Şu 3 tane tuş bize eşlik edecek bugün. Öncelikle burada bulunan fonksiyon düğmemizi kaç program olursa olsun, 2 program olsun, 3 program olsun veya 2 programlarda mesela şurayı alıyor, bazen 2 programlarda 3. kademeyi gösteriyoruz. Bunların hepsinde fonksiyon var bakın. 5. programa kadar fonksiyon vardır bunlarda. Hepsi bir işe yarar servis menüsü olarak. Öncelikle biz bunu 2'ye alarak bırakıyoruz. Daha sonra bir elimiz şurada açma kapatma şalterinde olacak. Bir elimiz de şurada başla beklenin üzerinde olacak. İlk önce buna basılı tutuyoruz değerli takipçiler. Basalım ve arkasından açma kapatma şalterimize basıyoruz. Onu basıp çekebiliriz. Bak şu an olduğu gibi tüm ışıklar yanıp sönecek. Tüm ışıklar yanıp söndüğü zaman parmağımızı çekiyoruz. Arkasından şurada görmüş olduğumuz paneldeki ledlerimiz var. Bir kere buraya bastıktan sonra burada ışıklarımız yanacak. Evet, şu an boşaltma işlemi yapıyor. Buradaki ışıklarımız her işlemi yaptıktan sonra yanıp sönecek. Şimdi bakalım değerli takipçiler, bekleyelim. Evet değerli takipçiler, makinamız ilk başta boşaltma işlemi yapıyor. Daha sonra su alma işlemi yapacak. Evet, şu an boşaltmayı kapattı. Su almaya geçti bakın. Su sesini duyacağız hep birlikte. Yaklaşık 1-1,5 dakika su alacaktır makinamız. Şu an su alma işlemi yapıyor. Su alma işleminden sonra makinamız beklemeye geçecek. Şurada ışık yanıp sönecek değerli takipçiler. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi tüm ışıklarım yanıp sönmeye başladı. Yani su alma adımını makinamız tamamladı. Hemen tekrardan başlat tuşumuza basacağız. Tüm fonksiyonlarda, yani her işlemi yaptıktan sonra makinamız bu şekilde yapacak. Biz bir kere başlat tuşuna bastıktan sonra makinamız bir sonraki adıma geçecek. Şimdi bakalım bir sonraki adımı gerçekleştirelim. Basıyorum. Bakın makinam yıkama işlemine geçti. Yani makinam su alma adımını rahatlıkla yapabiliyor demektir bu adımı atladıysa. Tüm ışıklar yanıyorsa bu adımı atladı, yani başarıyla gerçekleştirdi. Pompa yaptı, suyu aldı. Bunlarda sorun yok. Şu an yıkama işlemi yapıyor makinam. Yaklaşık 2-3 dakika yıkama işlemi yapacak. Yıkama işleminin arkasından tekrardan burada ışıklar yanacak ve o ışıkların arkasından tekrardan bastığımız zaman makinamız ısıtmaya geçecek. Belirli bir süre ısıttıktan sonra da pompa yapıp şuradaki ışıkların hepsi sabitlenecek. Işıklarımız sabit yandıktan sonra da makinamız programı bitirmiş demektir. Yani başarılı bir şekilde herhangi bir arıza olmadan yapmış demektir. Eğer ki siz bu şekilde yaptığınız zaman yıkamaya geçmiyorsa yıkama motorunda bir sorun vardır. İnleme sesi alıyorsanız veya da su alma adımındayken makineniz su almıyor, İnleme sesi geliyorsa şeklinde, makinenizin ventili çalışıyor ama çeşme kapalı, su kesik demektir. Şu an bekliyoruz. 2-3 dakika bekleyeceğim. Evet değerli takipçiler, şu an makinamız hem ısıttı. Bazı modellerde şu an olduğu gibi hem ısıtıp hem yıkama yapar. Bazısında da ayrıca yıkama yapar. Şu an ısıtmayı ve yıkamayı gerçekleştirdik. Kapağı açıp içine bakıyoruz ısıtma yapmış mı diye. Eğer ısıtmayı yaptıysa şu şekilde pompa yapar, tahliye yapar. Suyu boşaltır. Şu an tahliye sesi geliyor bakın. Evet, program bitti. Makine bizi sessiz bir halde bekliyor. Yani programı sorunsuz bir şekilde bitirmiş demektir. Eğer ki sizin ekranınızda şuralarda herhangi bir ışık yanıyorsa makinenizde problem vardır veya adımı tamamlamadıysa, siz şuna basmanıza rağmen adımı atlamıyorsa, devam etmiyorsa test programımız bu kadar değerli takipçiler. Devam etmiyorsa yani adımı arızalıdır parçalar. Eğer ki her bastığınızda şu an olduğu gibi olması gereken bu. Siz de yaptığınız zaman aynı bu şekilde yapıyorsa işte sorun yok demektir. Eğer ki makineniz herhangi bir adımda bekleyip ilerlemiyorsa, siz basmanıza rağmen ileriye atlamıyorsa, makinenizde o adımda ne yapması gerekiyorsa benim videomla karşılaştırarak o parçada sorun var demektir. Yani yıkamayı motor yapar, ısıtmayı ısıtıcı, suyu alan ventil. Bakın aynen şu an olduğu gibi. Bakın makinem sorunsuz bir şekilde programı bitirdiğini söylüyor burada. Eğer ki bunlar tek tek yanarsa bir sorun var demektir veya da programı bu adıma kadar getirmeden bitirmezse sorun var demektir değerli takipçiler. Sizler de bu şekilde benim anlattığım gibi yaparak makinenizi test edebilirsiniz değerli takipçiler. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Isparta'da Zengin Teknik adı altında hizmet vermekteyim değerli takipçiler. Şehir dışından ulaşmak isteyenler Instagram DM'den veya sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Yeni taktiklerle görüşmek üzere değerli takipçiler. Esenle kalın, görüşürüz.